arkadaşlar. Ağılın betonu için taş ve kumumuzu aldık. Şimdi eve dönüyoruz. Az önce yolda buraya gelirken biraz manzara videoları çektim köylerden geçerken. Şimdi dönüşte eğer müsait olursa biraz daha çekeceğim. Arkadaşlar, burası Dalaman Çayı. Gördüğünüz yer. Bizim köyümüze çok yakın. Bu arada aldığım römorku da göstereyim. Evet, ön tarafta taşımız, arka tarafta çakıllı kumumuz var beton için. Şimdi devam ediyoruz. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Birazdan devam edeceğim köye vardığımızda. Evet arkadaşlar, toprağımızı, daha doğrusu kumumuzu ve taşımızı getirdik, indirdik. Şimdi biraz dinleniyorum. Birazdan beton atacağımız yerin tesfiyesini yapacağım. Bir kahve molası verdim. Daha sonra koyunlara aşı yapacağım. Koyunların aşı zamanı geldi, aşı yapacağım. Çünkü biçtiğimiz meranın otları yeşillenmeye başladı. Koyunlarımızı oraya salacağız. Dolayısıyla kuru ottan yeşil ota geçerken bir aşısının, yani alabağırsak aşısı deniyor. Gerçek adı çelertme aşısı. Onu yapmamız lazım. Bir koyunumuzu bu sebepten dolayı çok, yani 5-6 ay önce çok oldu, bayağı oldu, kaybettik. Yine aynı şeyi yaşamamak için o aşıyı yapıp öyle yeşil ota salacağım. Biraz dinleneyim istedim. Daha sonra koyunların aşısını yapacağım. Yarın da meraya beton atacağız. Beton attıktan sonra otluğun arkasını brandayla, tahtalar çakıp brandayla çevireceğim. Koyunların ağılını da, zaten bitişik onlar. Koyunların ağılıyla ikisinin arasına bir yemlik koyacağım. Bir de tahta çakacağım otluk tarafına geçmesinler diye. Koyunların olduğu tarafı da büyük ihtimalle telle çeviririm. Demir kaynatıp tel bağlayacağım. Telle çevireceğim. Bir de arkadaşlar, koçları sürüden ayırmak istiyorum. Şu anda 3 tane, evet 3 tane koçumuz var. Koçun ikisini keseceğiz, kurbanda keseceğiz. Bir tane kalacak. O bir tane koçu sürüden ayırıp ayrı bir ağılın içinde onlara bir yer yapıp koçlar için bir yer yapıp koçu oraya kapatacağım. Kuzularımız da, kaç tane kuzumuz var? Çoğaldılar. Sayamıyorum şu an. 2, 3, 4, 6 tane kuzumuz var. 6 kuzumuzu da yine ağılın içinde bölüm yapıp 6 tane kuzumuza da ağılın içinde ayrı bir yer yapacağım. Çünkü anneleri rahatsız etmesinler. Çünkü emziren bir annemiz var. Onu çok rahatsız ediyorlar. 6'sı birden aynı anneyi rahatsız ediyor. Zavallı koyun ot yiyemiyor neredeyse, onlardan kaçmak için. O yüzden onları da ayıracağım. Çok ferah bir ağıl olacak. Zaten bayağı bir büyüdü. Daha sonra da her gün meraya götürüp getireceğim. Şu anda ön bahçedeler, biliyorsunuz. Ön bahçede koyunlara ot vermek, aşı yapmak vesaire, yani koyunlarla ilgilenmek çok zor oluyor. Dağınık, çünkü yakalayamıyoruz, edemiyoruz. Kırpmamız lazım. Bir tanesini biliyorsunuz kırpmaya başladım. Makinamızın ağzı köreldiği için iyi kırpamadım. Onu bilettirdim. Şimdi otluk ve ağıl bittikten sonra bir gün ayırıp onları da güzelce kırpacağım. Onlar da rahat etsinler. Çünkü inanılmaz rahatsız oluyorlar. Bayağı uzadılar. Buraya ilk geldiğim, yerleştiğim zaman onları kırpmıştım. Yeni bir makine aldık, biliyorsunuz.
Onunla kırktım. Bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum ama galiba söylemedim. Koyunları kırpmak için yeni bir makine aldım. Onun da hikayesi şöyle. Koyunları kırpmak için arkadaşlar birilerine ihtiyaç duyuyorsunuz ve o birilerini bulamıyorsunuz. Daha doğrusu buluyorsunuz. Bugün geleceğim, yarın geleceğim, işim çıktı vesaire. Ve işiniz kalıyor. Biz de bir makine aldık kırpmak için. Ve geldiğimizde o koyunlarımızı kırktık. Şimdi makinamız da var. Koyunlarımızın da yünleri, tüyleri bayağı uzadılar. Onları da kırpmamız lazım. Çünkü söylenen şu, aşırı uzadığında tüyü atmak istiyor ve onun için büyük enerji harcıyor. Dolayısıyla hayvan rahatsız uzun tüylü olunca. O yüzden onları kırkacağız. Tabii yapılacak çok iş var görüyorsunuz. Yapıyoruz ama fırsat bulamıyoruz bazı şeyleri yapmaya. İnşallah otluğumuz ve ahıl bittikten sonra çok vaktimiz olacak. Koyunlarımızla ilgileneceğiz, kırkacağız, işte götüreceğiz, getireceğiz meraya. Daha iyi olacaklar. Evet, şimdi arkaya geçelim. Bakalım ağılın son durumu ne? Orayı görelim.